24 Nisan 2018 günlerden Salı, Diyalog TV ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Dışarıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oldukça sıcak bir hava var. Keza bu sıcak hava sadece havada değil, bugün Cumhuriyet Meclisi'nde de vardı. Cumhuriyet Meclisi'nde kamuoyunda müşavirlik adı altında geçen yasanın, yasa düzenlemesinin oylaması vardı. Oy çokluğuyla dörtlü koalisyon hükümet tarafından hazırlanan tasarı meclisten onay aldı ve Cumhurbaşkanlığına doğru yola çıktı onay için. Bunun yansımaları yarın ve bugün oldukça çok konuşulacak. Tabii bugün 24 Nisan sınır kapılarının açılmasından bu tarafa tam 14 yılı Kıbrıs Türk'ü geride bıraktı. Tam 14 yıl önce bugün kapılar açılmıştı. Kıbrıs Rumlarla Kıbrıs Türkler karşılıklı geçişlerle ilk kez birbirleriyle kucaklaşmışlardı. Bundan tam 14 yıl önce. Tabii ki referandumun da keza yine bugüne denk geldiğini hatırlamakta fayda var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gündemi buyken Türkiye artık 60 gün sonra yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine odaklandı. Bölge nispeten sakin. Akdeniz'de geçen hafta malum neredeyse 3. Dünya Savaşı çıkacaktı. Bu hafta bununla ilgili 2 tane program yapmıştık. Bugün bir tane daha bununla ilgili program yapacağız. Çünkü geçen hafta gerçekten bölgemiz oldukça bu konuda hareketliydi. Amerika, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, Türkiye, tüm bu süper güçler bu bölgede önemli kabiliyet hareketini gerektiren unsurları ile birlikte harekata katılmışlardı. Kıbrıs İlim Üniversitesi'ne misafir öğretim görevlisi olarak, konuk olarak gelen emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babiroğlu ile bugün tam da aslında bu konuları konuşacağız. Kendisinin yarın da bir konferansı olacak saat 11'de Golden Tulip Otel'de. Onu da programın başında hatırlatmış olalım ve başımıza hoş geldin diyelim Kıbrıs'a. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum, sağ olun. Kıbrıs tabii ki hem çok önemli hem de asker kökeniz, asker geçmişiniz var. Dolayısıyla mutlaka bir kere olsun veya iki kere olsun Kıbrıs'a görev yapma durumu da oluyor. Doğru. Siz de herhalde geçmişte Kıbrıs'a görev yaptınız. 1988-2000 yılları arasında Değirmenlik'te Gökhan Taburu'nda 2 yıl bölük komutanlığı görevini yaptım. Tabii onurlu bir görevdi. Kıbrıs'ta bulunmanın 1988-2000 arasında 2 yıl süreyle bölük komutanlığı görevini yaptım o zaman. Gökhan Değirmenlik'te o onuru yaşadım. Kıbrıs'ta görev yapmanın onurunu ve mutluluğunu yaşadım. Emekli olduktan sonra tekrar gelip gittiniz mi komutanım? Birkaç kez bir toplantı, işte konferans için. Harp akademilerken akademileri komutanlığında öğretim üyesiydim. 1995'lerde, 96'da. O zaman da öyle 2-3 defa gezi, kültür gezisi maksatlı görevli olarak gelip gittim tabii. Onu niye soruyorum? Şeyi merak ediyorum. Evet. 2000 ile 2018 arasında baktığınızda bu geliş gidişlerde herhalde KKTC'deki farkı en iyi herhalde siz görmüşsünüzdür. Tabii diye. Büyük gelişme var. 1988'de geldiğimizde daha yeni yeni yeşeren, gelişen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardı. Şimdi gerek konutların yapısı, gerek nüfus artışı belli oluyor. Dolayısıyla ben büyük bir gelişme ve hareket olduğunu düşünüyorum. Büyük bir hareketlenme var. Umarım daha da iyi olur tabii. Peki, tam da o hareketlenmeden birazcık bölgedeki hareketlenmeye gidelim. Son birkaç yıldır dünyanın gündemi Suriye. Geçen hafta ağızlar yüreklere geldi. Evet. İki süper güç Amerika ile Rusya. Suriye üzerinde kendi ağırlıklarını hissettirmek için bir takım hadiseler cereyan etti ve Suriye Kıbrıs'tan kalkan uçaklar tarafından vuruldu.
Ne oluyor coğrafyada Sayın Komutanım? Evet. Siz yıllardır bu işin içindesiniz. Hem askeri tarafındasınız, şimdi akademik tarafındasınız. Evet, evet. Bize bir özetler misiniz? Burada neler olmakta? Tabii. Özetle şöyle, değerli izleyenlerimize çok sade bir resim vermek açısından. Şimdi burada niye ABD bu kadar uzak yerden, yaklaşık 11 bin kilometreden geliyor ve Suriye'de bir harekat yapma ihtiyacını hissediyor ve niye burada askerlerini getirip burada konuşlandırıyor? O zaman ABD'nin stratejisine ve hedeflerine bakmak lazım. Neden bu? Şundan efendim, ABD'nin Orta Doğu'da değişmeyen iki tane stratejisi veya hedefi var diyebiliriz. Birincisi şu, Orta Doğu'da, Irak'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, bu coğrafya yani Kıbrıs Adası'nın güneyinde diyelim, bu Doğu Akdeniz sularında ve Orta Doğu'da var olan petrol ve enerji kaynaklarının bir kere kontrolünü sağlama. Bir kere birinci stratejisi o. Bunu sağlamak için buralarda bulunması lazım. Ya kendisi doğrudan bulunacak veya vekalet savaşları altında görevlendirdiği örgütler veya devletler tarafından burada varlığını hissettirecek. İkinci önemli konu, ABD niye Suriye'de, Irak'ta ve Orta Doğu'da bulunmaya çok meraklı? İsrail'in güvenliğini sağlamak. İsrail bir noktada şunu diyebiliriz, ABD'nin bir eyaleti gibidir. Hatta eyaletin de ötesi neredeyse ABD ile özleşmiştir. Onun için İsrail'in güvenliği ve emniyeti ABD için çok önemlidir. İsrail'in güvenliğinin sağlanması da ABD'nin burada bulunmasıyla doğru orantılı. Peki Suriye'de ne yapıyor? Niye parçalamaya çalışıyor? Neden Suriye'de 2011'den 2018'e kadar iç savaş devam ediyor ve henüz iç savaş bitmedi veya iç çatışma sona ermedi derseniz. Hatırlarsanız Büyük Orta Doğu projesi var ve bunun devamında uygulanan Arap Baharı var. Büyük Orta Doğu projesini anımsarsak, Ulusal Güvenlik Danışmanı eski başkanlardan Bush'un eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Başkan Bush'un Rice dedi ki, efendim dedi 22-23 ülkenin Büyük Orta Doğu projesiyle sınırları değişecek. Dolayısıyla bu ülkeler daha demokratik bir duruma gelecek dedi. Ve bu operasyona başladılar. Tabii Türkiye de Büyük Orta Doğu projesinin içerisinde. Türkiye olunca elbette Kıbrıs da Büyük Orta Doğu projesi. Neden? Çünkü Kıbrıs Adası'nın güneyi, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi ulusal çıkarlarını ilgilendiren, doğrudan ilgilendiren ve kendi münhasır ekonomik bölge sınırları içerisinde bulunan doğalgaz, yeraltı doğalgaz ve petrol kaynakları maalesef Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından kötü şekilde kullanılmakta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi İsrail'le, Mısır'la, ABD'yle, Rusya'yla, İtalya'yla ya da Fransa petrol şirketleriyle anlaşarak buradaki doğalgaz kaynaklarını kendine aktarmaya çalışmaktadır. Bu uluslararası hukuka aykırı. Bunu konuşuruz. Büyük Orta Doğu projesinde tabii sıra İran'da ve Türkiye'de. Ne oldu? Beğenelim beğenmeyelim. Hatırlarsanız Libya'da bir lideri Kaddafi vardı. Efendim diktatördü, şuydu buydu ama o zaman hiç olmasa ülkesinde kan akmıyordu. Şimdi geldiğimiz duruma bakın. Geldiğimiz durum ne oluyor? Kan gövdeyi götürüyor Libya'da. İki tane ayrı hükümet var Libya'da. Ve Libya'da sığınmacı akını var. Nereye? Avrupa ülkelerine. Özellikle İtalya ve Fransa'ya. Ama eskiden yoktu öyle bir şey. Demek ki oraya demokrasi getireceğiz iddiasıyla yola çıkan ülkeler vardı. Kimdi bunlar? ABD, Fransa vardı. Hatta Fransız Cumhurbaşkanı Sarkozy ilk bombardımanı yapmıştı NATO'dan önce. Ama ne oldu? Fransa niye çok istekliydi Libya'da? Sonuca geldiğimizde Libya'nın işgal edilmesi, bölünmesi, bu duruma getirilmesine ülkelerin eğer mesela örnek verin. Fransa, Libya petrolün %35'ini çalıştırıyor şu anda. Amaç belli. Ondan sonra beğenelim, beğenmeyelim. Saddam Hüseyin vardı Irak'ta biliyorsunuz. Saddam Hüseyin evet diktatördü, halkına iyi davranmıyordu. Ve Amerika Birleşik Devletleri dedi ki biz demokrasiyi getireceğiz Irak'a, Libya'da olduğu gibi. Ve Saddam'ı devirdi, 2003 yılında işgal etti. Ondan sonra Irak'ta kan gövdeyi götürdü. Irak'ta yaklaşık 1,5 milyon insan öldü. 1,5 milyon insan hayatını kaybetti. Peki Kaddafi ile Saddam'ın ortak özellikleri neydi? Şöyle ortak özellikleri var. Evet çılgındı, diktatör gibiydi. Beğeniriz beğenmeyiz ama İsrail'e karşı en fazla çıkan ama Filistin davasına en fazla sahiplenen iki liderdi bunlar. Bunlar yok edildi.
Geldik 3. sıra Suriye. Suriye'de yine beğenelim beğenmeyelim, Esad rejimi İsrail'e karşı en fazla çıkan ve Filistin davasını en çok sahiplenen liderlerden biridir. Ve geldiğimiz noktada Suriye'de yaklaşık 2011'inde 22,5 milyon kişiydi Suriye'nin nüfusu. Bugüne geldiğimizde 2018'de yaklaşık 6, bu 22,5 milyon, 6,5 milyon insan yurt dışına. Bunun çoğu da Türkiye'de. Yurt dışına göç etti. Yaklaşık 3,5-4 milyonu Türkiye'de, çoğu Türkiye'de. Geri 6 milyonu da Suriye'nin içinde evlerinden başka yere göç ettiler. Yani 12-12,5 milyon insan Suriyeli evlerini terk etti, göç etti ve Suriye bir harabe haline geldi. Suriye şu anda kuzeyde PYD, PKK, efendim en güneyde ABD'nin işgal ettiği bir bölge var Ürdün sınırında. Batıda Rusya'nın bulunduğu alan, işte kuzeyde de İdlib'de bu radikal unsurları sayarsak dört parçaya bölünmüş durumda Suriye. Peki ABD'nin hedefi ne Suriye? ABD'nin hedefi şu, Büyük Ortadoğu Projesi Arap Baharı kapsamında Suriye'yi Libya gibi parçalamak. Libya gibi parçalamak. Libya gibi parçalarsa ne olur? Tabii Türkiye'ye sıçrar ve Suriye'nin toprak bütünlüğü, Türkiye'nin toprak bütünlüğünün garantisidir diyebiliriz. Bir kere onu teslim etmemiz lazım. Onun için Türkiye çok hassas ve dedi ki Türkiye, daha önce biliyorsunuz ABD ile beraber politika izleyen bir ülke vardı Türkiye. Fakat ABD'nin Suriye'yi izleme, parçalama politikasını görünce Türkiye ister istemez bir eksen değiştirdi ve ABD'den koptu. Nereye yanaştı? Rusya ve İran'a yanaştı. Doğrudur. Yanaşması doğrudur. Çünkü Rusya, İran, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanadır. Dolayısıyla Türkiye'nin yeri şu anda Rusya ile İran ve Türkiye, Astana, Soçi zirveleri. Ama son operasyonu Türkiye'ye destek verdi. Evet, onu söyleyeceğim şimdi. Şimdi geldiğimiz son noktada Suriye ordusu ve Suriye rejimi şu anda Suriye'de bulunan radikal unsurları, yani IŞİD gibi, DAEŞ gibi, El Nusra gibi, El Kaide gibi kendisine, rejime yönelik muhalif örgütleri bayağı zayıflattı, yenilgiye uğrattı. Özellikle Şam'ın civarında bulunan Doğu Guta'da, Duma'da yenilgiye uğrattı ve bunlar kuzeye doğru göç etti, terk ettiler. Şimdi tam bu safhada ABD dedi ki, efendim dedi, Suriye rejimi kimyasal gaz kullandı dedi Doğu Guta'da, Duma'da, onun için biz dedi, Suriye'yi vuracağız dedi. Kimyasal gazı yok. Komutanım dedi. Haritamız da geldi. Evet, evet bakın şimdi. Yönetmenim haritamızı doğru getirdi. Çok iyi. Guta şimdi, dediğimiz yerler aslında tabii. Şu anda ekranda gördüğümüz aşağıya doğru. Yani, ayağa kalkıp ekranda anlatayım mı? Kalkayım yoksa buradan mı anlatayım? Yok. Buradan anlatayım. Olduğumuz yerden tamam. Şey yapalım. Şimdi bakın batıdan bakalım. Bu İdlib'den o yeşil renkten doğuya doğru gelirsek Fırat'ın doğusu var. Bakın maviyle gösterilen Fırat nehri. Fırat'ın doğusu yani Kamışlı'ya doğru burası yaklaşık 600 kilometredir. Bu 600 kilometre alanda Deirizor var güneyde. Güneye Irak sınırına kadar ABD, PYD, PKK'ya bunu işgal ettirdi. Orada şimdi PYD, PKK var. Kimdir PYD, PKK? Türkiye'nin tehdit olarak gördüğü ve 1984'ten bugüne mücadele ettiği bir PKK bölücü terör örgütü. Kim şimdi bu? Burada Fırat'ın doğusunda. Peki Fırat'ın doğusu Suriye coğrafyasının, Suriye yüz ölçümünün yaklaşık kaçta kaçıdır derseniz yaklaşık %28-30'u. %28-30'una konan bir PKK-PYD bölücü terör örgütü var. Kimin sayesinde? ABD sayesinde. ABD burada onlara modern silah verdi, eğitti, donattı ve danışmanlık hizmeti yaptı ve bu desteğini sürdürüyor. Peki kaç kişi bunlar? Yaklaşık 60 bin, 70 bin kişi. PKK bölücü terör örgütü yıllardan beri Türkiye'de ve Kuzey Irak'ta tehdit değerlendirmezse biz 5000-6000 kişi değerlendiririz. 5000-6000 kişi. 5000-6000'di de. Kişiydi. 60 bine. Şimdi burada 60 bin 70 bin var ilave. Demek ki 10 kat 12 kat daha çok arttı Türkiye için tehdit. Onun için Türkiye haklı olarak diyor ki ABD'ye, siz ABD olarak burada PYD PKK'yı destekliyorsunuz. PYD PKK Türkiye Cumhuriyeti Devleti coğrafi bütünlüğünü kastediyor. Onu bölmeye çalışıyor Türkiye'yi. Desteklemeyin, silah vermeyin, dağıtın ama ABD diyor ki PYD PKK bölücü terör örgütü benim kara gücümdür. Ben kara gücümle Suriye'de kendi ulusal çıkarlarımı sağlamak için burada mücadele ediyorum. Vazgeçmediği için Türkiye ne yaptı? Biraz önce dediğim gibi Rusya ve İran'la işbirliği yaptı. Ama son hamlede
Suriye rejimi, yani kahverengi bölümü ele geçiren, şu kahverengi bölümü kontrol eden Suriye rejimi, yani Esad rejimi, gittikçe muhalif unsurlara, kendisine karşı savaşan radikal unsurlara karşı bir üstünlük sağladı. Üstünlük sağlayınca ABD, İsrail dedi ki, efendim eğer Esad rejimi tekrar kendi toprağını kontrol etme durumuna geçerse, tekrar kendi coğrafyasına, kendi ülkesine egemen olursa, benim emniyetim uygun şekilde olumsuz etkilenir. O halde Esad rejimine Suriye bir operasyon yapalım. Peki bunun gerekçesi ne olacak? Kimyasal gaz gerekçesi. Benim kendi değerlendirmeme göre, Esad'ın yani Suriye rejiminin kimyasal gaz kullanma ihtiyacı yok. Çünkü neden? Üstünlük sağlamış muhaliflere karşı. O zaman ABD, İngiltere, işte Fransa ve İsrail, Suudi Arabistan bana göre bir komplo yarattılar. Bu komployla bir gerekçe yaratarak burayı harekat yaptılar, bombaladılar. Peki bombalamada ne yaptılar? Rusya'nın bulunduğu, Rus üslerinin bulunduğu, Rus askerlerinin bulunduğu yerleri bombalamadı ABD. Daha önce haber ver. Kimi bombaladı? Sadece Suriye ve İran askerlerinin, İran ve Suriye'nin bulunduğu üsleri ve birkaç hedef buldu. Rusya'ya haber verdi. Rusya haber aldığı için Suriye'nin önemli araçlarını, savaş işte helikopterlerini, uçaklarını, önemli tesislerini, önemli malzemelerini, savaş malzemelerini kendi üslerinin bulunduğu yere çekti. Bombalamadan önce. Çekince tabii ABD, İngiltere, Fransa burayı bombaladı ama öyle fazla bir zayiat vermedi. Sembolik. Buna biz askeri literatürde ne diyoruz? Kontrollü, sınırlı bir harekat yaptı. Niye? Çünkü Trump dedi ki biz 24-48 saatte vuracağız dedi. Macron dedi ki Fransız Cumhurbaşkanı vuracağız, vurmamız lazım. Kimyasal silah. Ama orada ilgi çeken, dünyanın o korkuyu salan, hepimizde o korkuyu salan ki o gece hepimiz bekledik acaba bir şey olur mu diye şey vardı. Amerikan Başkanı ile Rus Başkanı'nın Twitter üzerinden yazışmaları. Doğru. Akıllı füzeleri gönderiyorum. O da dedi hadi gönder de görelim falan evet, gibisinden. Yani. Bir atışma başladı ve yani. O birazcık aslında dünya kamuoyunu tedirgin etti. Yani bir kabadayılık oldu. Kabadayılık. Böyle kahve kültüründe böyle res çekmeler oldu. Yeni füzelerim geliyor falan yani. Şimdi Trump'ın tabii bu liderliğinden ortaya çıkan bir durum efendim. Neden? Çünkü daha önce Obama döneminde böyle tweetlerle dış politika böyle yönlendirilmiyordu. Obama tabii eğitimli, Harvard mezunu, devletin belirli kültüründen, eğitiminden gelmiş. Trump bir tüccar. Trump her şeyi, Trump'ın penceresi tamamen ticaret ve dolar penceresi. Dolayısıyla onun için Suriye'den çıkacağız diyor. Çünkü 7 trilyon zararımız var 17 yılda diyor. Ama diyor Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri zararımızı karşılarsa çıkmayız gibi. Yani dolayısıyla penceresi onun dolar ve para. Ama Trump bir kere böyle ağzından çıktı bombalayacağız diye. Bir de Trump yargısal süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde onu kabul etmek lazım. Yargı Trump'ın üzerine gidiyor çeşitli nedenlerle biliyorsunuz onu zaman kaybetmeyelim. Tabii Trump'ın içeride rahatlama ihtiyacı var. Rahat nefese ihtiyacı var. Trump gibi liderler neyi sever? Tarihe baktığınızda 5000 yıllık savaş tarihinde Trump gibi liderler şu iki şeyi sever. Bir düşmanı çok sever, iki savaşı çok sever. Çünkü düşman olacak, iç kamuoyunu sürekli düşmana yönlendirecek. İki savaş da olursa bulunmaz bir fırsat. Savaş olursa iç kamuoyunla uğraşacak. Dolayısıyla Trump gibiler o kendi iç kamuoyunda o zayıflıklarını, o olumsuzluklarını, yetersizliklerini giderecekler. Macron'a gelelim. Macron, Cumhurbaşkanı olduktan sonra yavaş yavaş desteği azaldı Fransa'da. Bayağı azaldı. Bu destek azalınca tabii Macron'un da Suriye'de böyle bir harekat yaparak içeriden bir nefes alma ihtiyacı var. Gelelim İngiltere May'e. İngiltere'de azınlık hükümeti var. May'in de öyle bir duruma ihtiyacı var. Dolayısıyla üçü aslında bu yönden karlı çıktı. Peki zarar verdiler mi Suriye ordusuna? Hayır, çok kısmi bir zarar verdiler. Rusya'ya zarar verdi. Hayır, Rusya'nın bulunduğu, Rus askerlerin bulunduğu yeri bombalamadılar. Kimi bombaladılar? Daha çok Suriye ve İran'ın bulunduğu yerleri bombaladılar. Bu bana göre Esad'ı Arap toplumu nezdinde ve kendi kamuoyunda daha çok güçlendirdi. Ama bu bitecek mi derseniz? Hayır, bitmeyecek. Burada bir ABD ve Rus mücadelesi var. Rusya, Putin'in güttüğü bir strateji var. Önemli bir stratejidir. Putin stratejinin üç faktörü olarak kuvvet, zaman, mekanı iyi kullandı. Yani kuvvetini, silahlı kuvvetlerini, gücünü uygun yer zamanında kullanarak ABD'nin hem Suriye'de önüne geçti. Ona düzen verdi. Neden? Çünkü Putin 84 milyar dolar harcıyor bir savunma bütçesine yılda. Peki ABD ne kadar harcıyor? Onun 8 katı, 700 milyar dolar. 84 milyar dolar harcayan Putin, 700 milyar harcayan Trump'a ayar verdi
ve eşit durumda. Hatta Suriye'de daha ağırlıklı. Putin çekilir mi? Rusya ABD şeyden Suriye'den çekilmez. Kesinlikle çekilmez. Amerika çekilir mi? Amerika kesinlikle. Trump istese de, Trump yemin etse de, Trump imzalasa da, Trump herkese emir verse de çekilemez. Neden çekilemez? Çünkü ABD hiçbir zaman, tekrar size, ABD hiçbir zaman Suriye'nin deki, peki tam o bağlam- bir misal dersen Suriye'nin kontrolünü Rusya'ya, tümüyle Rusya'ya terk etmez. ABD hiçbir zaman İran'ın Suriye'de güçlenmesini istemez. ABD hiçbir zaman İsrail'in güvenliğinin Rusya, şey düzeltiyorum, Suriye'de bulunan İran ve Suriye'nin güçlenmesi nedeniyle İsrail'in güvenliğini olumsuz etkileyecek bir durum yaratmaz. Çekilmez. Tamam. Şimdi komutan tam evet. Bu noktada haritayı tekrar tamam. Serkan Genel'e verdi. Şimdi o yeşillerle gördüğüm üst evet. Tarafında yani ekranın üstünde gördüğünüz o yeşiller olan yerlerde işte hem son Zeytin'de harekatı hem önden önceki harekatta Türk askeri Fırat girdi, Kalkan, Fırat Kalkan harekat, harekatıyla evet. Girdiği yerler. Evet. Şu denize güneyde doğru yeşil yerler. Güneyde denize doğru olan yerlerde genelde Ruslar var. Tamam. Ve aşağıyla da İsrail'e komşu olan yerler evet. Ve yine Irak tarafında Fırat'ın da. Fırat'ın doğusu tamamen ABD, ABD İngiltere, Fransa ama B'de PKK. Şimdi böyle bir harita var. Aynen öyle. Şimdi, bölünmüş bir harita. Böyle bir harita var. Evet. Şimdi herkes kendine göre bir pozisyon almış. Doğru. Rusların yıllardır tek emeği vardır. Biz okuldayken doğru. Öğretilirdi. Evet. Akdeniz'e insin. Sıcak aha, denizlere Akdeniz. İnecek. Sıcak orada denizlere Laskiye hakim olacak. Limanı şu anda tabii. Ruslar kullanıyor. Doğru. Amerika zaten Kürtlerle beraber oraları almış ve doğru. İsrail'in büyük ölçüde güvenliğini aşağıda sağlamak sağlamış için. Durumda. Evet. Türkiye'de kendi güvenliği için yukarısını almış durumda. Evet. Peki ne olacak? Yani şimdi şöyle Türkiye bu harita tabii. Çok değişti. Çok değişiyor. Zaten günlük değişiyordu bir doğru, yere. Doğru. Harekat devam ederken doğru. Bir yere DAEŞ alıyordu, bir yere PYD alıyordu. Türkiye doğru. Ne olacak bu? Şöyle olacak. En son hali ne olur bunun? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Değerli izleyenlerimize bir şey yani düzgün bir tablo vermek açısından. 5000 yıllık yazılı savaş tarihimiz var. Ne zaman? Yazının bulunmasından itibaren. O zaman 5000 yıl yaklaşık. 5000 yıllık yazılı tarihe baktığınızda sonuç şunu görüyoruz efendim. Bir ülkede iç savaş veya iç çatışma çıkarsa, bu iç savaş veya iç çatışma kaç senede bir derseniz cevap çok basit. Cevap her şey olumlu giderse orada iç savaş, iç çatışma en az 15-20 yıl sürer. Demek ki bu gerçekten hareketli. Suriye'de 2011'de başlayan iç çatışma, iç savaş ne zamana kadar devam eder? En az 2030'a kadar devam eder. Hatta 2030'un ilerisine de kadar gider. Neden? Çünkü iç savaşın doğusunda, iç çatışmanın doğasında o var. Afganistan 30 yıldır devam ediyor. Bitti mi iç savaş, iç çatışma bitmedi. Irak 1992'de 2003'te işgal edildi. 15 yıldan fazla devam ediyor. 1,5 milyon insan öldü. Bitti mi bitmedi. Bitmeyecek, devam edecek. Peki Suriye'de 7-8 yıldır devam ediyor. Bitecek mi hiç savaş bitmiyor. 2030'a kadar devam edecek. Şimdi bu duruma baktığınızda Suriye daha da çok parçalanacak. ABD daha çok parçalanacak. Neden? Ona Bahreyn, Kuveyt gibi küçük ülkeler lazım. Niye? İsrail'in güvenliğinin sağlanması için. Dediğiniz gibi burada Türkiye önemli. Türkiye ne etkiledi Türkiye'yi? Türkiye şöyle etkiledi. Sizin de belirttiğiniz gibi Fırat'ın batısında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatını yaparak Fırat'ın doğusunda o Fırat'ın batısında Fırat'ın doğusundan itibaren gelen o PKK terör koridorunu engelledi. Başka ne yaptı? Siyasi hedef ortaya koydu. Dedi ki Türkiye benim buradaki siyasi hedef yani bu Fırat Kalkanı ve özür dilerim. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatını yapmadan önce 3 tane siyasi hedef koydu. Biliyorsunuz her askeri hedefin, her askeri harekatın bir siyasi hedefi olur. Siyasi maksat ne? 1. 9-11 kilometrelik Türkiye-Suriye sınırında bulunan PKK-PYD bölücü terör örgütünü etkisiz duruma getirmek. 2. Doğu Akdeniz'e uzanması muhtemel terör koridorunu, PKK veya enerji koridorunu kesintiye uğratmak. 3. Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak. Şimdi birinci siyasi hedefe gelelim. 9-11 kilometrelik sınırda PYD-PKK bölücü terör örgütü etkisiz duruma getirildi mi tamamen? Sizin belirttiğiniz gibi Fırat'ın batısında Membiç hariç etkisiz duruma getirildi. Peki
Membiç ve Fırat'ın doğusunda PYD PKK bölücü terör örgütü kaldığı sürece Türkiye bu siyasi hedefi karşılar mı, gerçekleştirir mi? Cevap ne yazık ki hayır. O zaman ne yapacak Türkiye? Türkiye behamehal mutlaka hem Membiç'e hem de Fırat'ın doğusundaki 600 kilometrelik alana el atmak zorundadır. El atmazsa ne olur? El atmazsa oradaki PYD, PKK bölücü terör örgütü şu anda 60 bin, 70 bin kişidir. 100 bin kişiye çıkar. Daha modern, daha güçlü silahlarla ABD tarafından takviye edilir. Daha fazla eğitilir, daha fazla danışmanlık hizmeti verir. Ve gün geçtikçe Güneydoğu Anadolu'da bölücü terör örgütüyle birleşerek kuzeye doğru, Türkiye'ye doğru baskı yapar. Bu baskı neye sağlar? Türkiye'nin bekasını, yani Türkiye'nin coğrafi bütünlüğünü olumsuz etkiler. Onun için Türkiye'nin buna tahammülü yoktur. Onun için ne yapacaktır Türkiye? İleride bana göre hiç gecikmeden yapmalıdır. Membiç'e ve Fırat'ın doğusuna el atmalıdır. Peki el atmak kolay mı? Hayır, kolay değil. Çünkü Fırat'ın doğusunda Membiç'te ABD var, Fransa var ve İngiltere var. Eskiden ABD vardı birkaç hafta öncesine kadar. Şimdi İngiltere ve Fransa da işin içine girdi. Eskiden ABD ile karşıydı Türkiye, karşı karşıyaydı. Şimdi ABD artı Avrupa Birliği ile karşı karşıya. Ama buna rağmen Türkiye bazı riskleri de göze alarak önce tabii diplomasiyi kullanacak. Uluslararası ilişkilerdeki bütün adımları atacak. Diplomasiyi sonuna kadar kullandıktan sonra eğer tek çare harekatsa, Zeytin Dalı'nda olduğu gibi, yani Afrin Harekatı'nda ve Elbap Harekatı'nda, operasyonunda olduğu gibi Membiç'e ve Fırat'ın doğusuna bir harekat yapmak zorundadır. Yapmazsa 10 sene sonra ABD, Türkiye'de bir iç çatışma bekliyor. Tekrar peki, söylüyorum. ABD, Türkiye'de bir iç çatışma bekliyor. Tam o noktada Serkan'dan rica edeyim. Evet. Şimdi bir dünya haritası istedim Serkan'dan. Evet. Niye bu haritayı istedim? Çünkü dediğiniz kadar önce Afganistan'da bu evet. işler başlayalı. 30 küsür yıl. 1989'da Sovyetler Birliği çıktı. 1979'da biliyorsunuz ABD'nin teşvikiyle, ABD'nin biraz tuzağıyla Sovyetler Birliği o zaman muhteşem, kuvvetli bir Sovyetler Birliği vardı. Afganistan'ı tanklarıyla işgal etti. Afganistan tanklarıyla işgal ettikten sonra Sovyetleri, Sovyet yönetimi kuruldu. Fakat ABD Afganistan'ın Sovyetler tarafından işgal edilmesine tahammül edemedi. Onu vermek istemedi Afgan. Ne yaptı o zaman? El-Kaide'yi ortaya çıkardı. Yani Usame Bin Laden'i peki, ortaya çıkardı. Şimdi bakın harita geldi. Evet. Yeşil'de gördüğümüz yer işte. Doğru. O Türkiye gibi. Var. Bakın, Türkiye batıda. Var. Şimdi o koyu yeşille yani hemen sizin arkanızda kalan yerde Afganistan var. Evet. Olaylar 30 yıl önce orada başlıyor. Doğru. 1989'da çekiliyor. İran-Irak savaşları başlıyor. 1988 İran-Irak. Bu da ABD'nin ve CIA'nin oyunuyla başladı. İki tarafa da silah sattı. Saddam'ı destekledi. Ve Saddam'ın desteklediği bazı örgütleri de terör örgütü listesinden çıkardı o zaman. Yani Hazar Denizi'nin üstünden evet. başladı. Doğru. Hazar Denizi'nin güneyine indi. Orta Doğu'ya gitti. Oradan sonra döndü. Irak kuvvete girdi. Devam 2003'te, etti. 2003'te evet. Ondan sonra Suriye, Libya'ya gitti, Kuzey Afrika, Suriye, Libya. Suriye, Libya'ya gitti, 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 geldi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Eksen tam da böyle bizim şeye denk gelmiş. O plazmanın evet. çizgisine denk gelmiş doğru, arkada. Doğru. O eksen oradan kaydı, 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 kaydı Kıbrıs'ın önüne kadar geldi. Doğru. Komutanım oradan geliyor. Doğru. Eksen geliyor, fay geliyor. Hani şimdi depremde diyorlar ya, aynen öyle. Fayın bir gittiği hat fay vardı. Hattı. Fay evet, hattı. Fay hattı. Şimdi fay hattı nereden hattı geçiyor? Gitti gitti geldi Kıbrıs'ın burnuna dayandı. Aynen öyle. Şimdi Doğu Kıbrıs, Akdeniz'e dayandı. Burada da petrol ve doğal gaz doğru. yatakları bulundu. Doğru. Hani dediniz ya Amerika ta doğru. kilometrelerce doğru. öteden geldi. 11 bin kilometreden geldi. Petrol ve doğal gaz için burada. Şimdi bizim de hemen Zaferburnu'nun açıkları, doğru. Gazi Mausa'nın açıkları. Doğru. Belki aşağıda güzel tarafında da var, o da aranmadı evet. ama şeyde olduğunu biliyoruz, doğru. bulundu. Doğru, doğru. Yani ben size söyleyeceğim şimdi. İskele'de evet. bulundu, doğru, doğru. orada bir karada çalışma yapıldı, orada da bulundu. Doğru. Bulunduğunu biliyoruz, bakanlar açıklama doğru. yaptı, yetkili açıklama yaptı. Türkiye ne yaptı? Kendi gemisini aldı, bayrağını çekti ve yakında buraya petrolü çıkartmak için, aramayı geçtik, çıkartmak için o gemiyi hazırlıyor. Doğru. Rumlar bir yandan şey yapıyor, parsel parsel İsrail'le yapıyor. Anlaşıyor, evet. Bu bölgede bir çatışmanın, bu bölgede bir hesaplaşmanın evet. olasılığı, ihtimali %1, %50, evet. %60 doğru.
uzman gözüyle, asker gözüyle baktığınızda. Çünkü ben baktığımda görüyorum eksen oradan başlamış. Doğru. Buraya kadar gelmiş. Yani şöyle diyelim, fay kırılmış, kırmış, doğru, kırmış, doğru, kırmış, doğru. Kırmış, kırmış. Benim kapımın önüne kadar gelmiş. Bu burada durur mu? Doğru. Evet, çok önemli bir soru. Teşekkür ediyorum. Şimdi Doğu Akdeniz'de doğal gaz, yani yer altındaki doğal gaz ve petrol sahaları yeni yeni keşfedilmeye başlandı. İsrail bunu 2009'da, 2012'de keşfetti önemli yataklarını. Dolayısıyla yeni, yani 2010'lardan itibaren dünya bunun farkına varmaya başladı. Daha önce keşfedilen vardı ama kayda değer görmüyorlardı. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile İsrail arasındaki Doğu Akdeniz sahasında haritaya baktığınızda şu anda keşfedilen doğal gaz yataklarının rezervi ve kapasitesi nedir, hacmi nedir diye sorarsanız Rusya'nın sahip olduğu doğal gazın yarısı kadar. Önemli bir şey bu. Çok önemli. Peki nedir? Çok az derinlikte çıkarılıyor. 250 yaklaşık 250 metreden de çıkarılan yerler var. Yani az maliyetle çıkarılan bir yer. Onun için burada ABD var. Burada İngiltere var. Burada Fransa var. Burada Yunanistan var. Burada İsrail var. Burada Katar petrol arama şirketi var. Ve bunlar hepsi burada. Ve bizim dediğimiz hem kıta sahanlığı hem münhasır ekonomik bölge içerisinde özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi hak ve menfaatlerini ilgilendiren alanda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Mısır'la, İsrail'le, efendim İtalya'yla, Katar petrol şirketiyle, ABD Noble petrol şirketiyle anlaşarak burayı onlarda sondaj çalışmaları yaptırmaya çalışıyor. Şimdi geliyor onlar tarafından, evet, Serkan hazırlıyor. Tabii. Şimdi harita gelecek. Bu bir doğal gaz önemlidir. Bu doğal gazın tabii Avrupa kime şu anda muhtaç doğal gaz açısından bir mantık düşün. Rusya'dan alıyor, Almanya ve diğerleri. Şimdi ABD Türkiye üzerinden gidiyor. Evet. ABD Avrupa Birliği'nin veya bazı ülkelerin, diğer ülkelerin Rusya'ya karşı bu şekilde bağımlı olmasını istemiyor. Rusya'ya da ekonomik yönden bir kar getirmesini istemiyor ABD ve Batı ülkeleri, NATO. Onun için ne yapacak? Doğal gaz kaynaklarını eğer çıkarırsa, özellikle İsrail ve diğer bölgelerde çıkarırsa bunu Kıbrıs üzerinden, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden, o adanın güneyinden Girit Adası'na, Girit Adası'ndan İtalya'ya, İtalya'dan da işte Yunanistan'a ve İtalya'ya iki hattan gönderecek. Hem Avrupa'ya ulaşmış olacak hem de Rus doğal gazı bu şekilde kesintiye uğratılacak. Yani kısa devre yapılacak. Hadise burada çok para var, burada çok enerji var. Dolayısıyla burada bir güç mücadelesi var ama bu güç mücadelesinde şimdi Rusya'nın da evet, geldi. Bakın bu parseller bunlar, parseller bunlar. İşte parsellerin güneyine baktığınızda efendim Lübnan'ın da burada hakkı var. Suriye'nin de hakkı var münhasır ekonomik bölgede. Güneyde Filistin'in de hakkı var. Güneyde İsrail'in de hakkı var. Ama İsrail Filistin'in haklarına maalesef yok sayıyor. Güney Kıbrıs yönetimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını ve ulusal çıkarlarını ve oradaki kendisine ait yatakları yok sayarak, dışlayarak kiminle anlaşma yapıyor? Mısır'la. Kiminle? İsrail'le anlaşma yapıyor. Kiminle? İtalyan şirketiyle yapıyor. Kiminle? Fransa şirketiyle. Bazen de Fransa donanmasını gönderiyor buraya gemilerle. Kiminle? ABD'yle gönderiyor. Burada. Fransa, evet, donanması burada. Evet. İngiltere donanması bunu burada. Şimdi, aynen İtalya öyle. Burada. Ve savaş gemileri burada. Rusya burada. Ve savaş gemileri. Yani bütün bu, evet, o aslında deniz çanağında. Tabii. Hani şey, zaman zaman sosyal medyada görüyoruz. Evet. Böyle savaş gemilerinden dolu bir Akdeniz haritası. Yani zaten o savaş gemilerini gördüğünüzde güç mücadelesini, petrol ve doğalgaz, yeraltı zenginliklerin mücadelesini o resimde görebiliyorsunuz. Burada Rusya da var, ABD de var, NATO da var, diğer ülkeler de var. Rusya olduğu için aslında Çin de var dolaylı olarak. Çünkü Rusya'yı Çin destekliyor. Rusya olduğu için aslında İran da var. Her ne kadar İran gemileri burada yoksa da kıyılar onu destekliyor. Onun için dünya savaşı çıkar mı buradan? Hayır, dünya savaşı çıkmaz. Şundan çıkmaz. Şu anda küresel güç, süper güç dediğimiz bir ABD var. ABD ordusu, mevcut silahlı kuvvetleri açısından şu yönden güçlü. Yaklaşık ABD yaklaşık 130 ülkede 700 kadar, 150 ülkede yaklaşık 700 kadar askeri üssü var. Mesela Körfez ülkelerinin hepsinde üssü var. Türkiye'de üssü var. Ürdün'de üssü var.
Şu anda NATO üyesi olan Polonya'da, Çek Cumhuriyeti'nde, Litvanya'da, Letonya, o bütün yerlerde egemenliği var. Avrupa'da üst var. Dolayısıyla böyle bütün coğrafyaya, dünyada coğrafyasına yayılan bir ABD var. ABD silah üstünlüğü, ordu üstünlüğü, teknoloji açısından Rusya'dan üstün. Ancak nükleer silah açısından geldiğinizde, taktik nükleer silahlar açısından geldiğinizde Rusya ABD'yi dengeliyor. Ve nükleer silah kullanırsa ABD ve Rusya biliyor ki nükleer silah kullandığında ikisi de yok olacak. Onun için Rusya nükleer silah gücüyle dengelediği için, onun için Suriye'de Rus silahlı kuvvetlerinin, Rus ordusunun askerlerinin bulunduğu yeri vurmadı. Rusya karşılık vermesin diye. Bu önemlidir. Bu enerji savaşları devam edecek. Bu enerji savaşlarında sonuçta bana göre en karlı çıkan İsrail olacak ABD sayesinde. En karlı çıkan yine İsrail olacak Mısır sayesinde. Çünkü destekliyor. Mısır Türkiye'ye karşı tavır alıyor. Efendim İsrail Türkiye'ye karşı tavır alıyor. Güney Kıbrıs yönetimi zaten Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı tavır alıyor. Bütün bunları sentezlediğinizde hem Türkiye'nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tabii aleyhine, ulusal çıkarlarına aykırı maalesef işlemler ve oradaki doğal gaz boru hattını normalde İsrail Türkiye'den geçirecekti. Onu şu anda yok saydılar. Güney Kıbrıs'ın yönetiminden Girit'e, Girit'ten Yunanistan'a ve İtalya'ya geçirme kararı aldılar. Maliyeti de Türkiye'den geçirme maliyetinin 3 katı olmasına rağmen. Bakın 3 kat para harcamalarına. Bu önemlidir. Bu tabii Suriye politikası, biraz önce söyledim. Suriye'nin kuzeyinden Doğu Akdeniz'e uzanacak bir Doğu Akdeniz. Suriye'nin kuzeyinden Doğu Akdeniz olacak enerji koridoru dedim hatırlarsanız. İşte enerji koridoru bu koridorla bütünleştirdiğinizde buradaki neden ABD burada, neden Rusya burada, neden diğer İngiltere, Fransa buraya gelmek istiyor onu kolaylıkla anlayabiliriz. Peki. Hocam bir komutanım bir sorumuz var hocam. Hem hocam diyoruz hem komutanım diyoruz canlı yayındayız. Özel Kağan soruyor. Libya konusunda Türkiye'nin tutumu başlangıçta NATO'nun orada ne işi var yaklaşımı olmuştu. Doğru. Daha sonra radikal bir şekilde tavır değiştirmesine ve harekatın NATO kontrolünde yürütülmesine sıcak baktı. Irak'ın parçalanmasında Amerika yanlısı bir tutum sergiledi. Suriye'ye karşı Amerika'ya arka çıkmıştı. Biraz uzun bir soru kurtarım. Evet. Mısır'da yine Amerika'ya karşı bir tavrı olmamıştı. Fransa ve İngiltere iktidarlarının savaşa girme kararlarını aynen Türkiye'deki iktidar için de geçerli mi diye sormak istiyorum. Suriye'ye girmeden önce yolsuzluk haberleriyle sarsılan bir iktidar Suriye'ye girip tekrardan milisleri canlandırıp popülite kazanmış mıdır? Aslında bu çok konuşuldu. Yani sanki Türkiye birazcık iç siyasete yönelik mi bu harekata girdi ki? Aslında biz programın başında bunun gerekçeleri koyduk. Eğer girmeseydi 60 bin kişilik bir ordu Fırat'ın batısında da o oluşum olacaktı. Fırat'ın batısında o koridoru engelledi. Tamamen yok oldu mu? Hayır. Ben ne dedim? Membiç var sırada. Fırat'ın doğusu var. O da önemli dedim. Yani Türkiye'nin Afrin harekatı, Fırat Kalkanı harekatı. Yani bu iş burada bitmemiştir. Zorunda. Bitmedi. Daha Membiç var, Fırat'ın doğusu var. Oraya el atmak zorundadır Türkiye. Onu da zaten başta belirttim. Ama sizin sorunuz var. Önemli. Libya NATO durumu değil mi? Ona. Şimdi Türkiye NATO... Özel Kağan sormuş. Evet. Şöyle değerli izleyenimize şöyle açıklayabiliriz. Türkiye NATO içinde bir üye ama benim kendi değerlendirmeme göre Libya'da biraz acele hareket etmiştir. Keşke NATO ile beraber Libya'nın bu operasyonuna yani NATO'nun yaptığı bu harekata, bu operasyona keşke Türkiye katılmasaydı. Çünkü Büyük Orta Doğu Projesi ve Arap Baharı demokrasi getirme iddiasıyla yola çıkan bu proje maalesef kandan ve gözyaşından başka bir şey getirmedi. Türkiye tabii daha sonra anladı ve şu anda işte Rusya ile İran'la. Efendim NATO'da üye olabiliriz ama NATO'nun her dediğini yapmak zorunda değiliz. Onu da söyleyelim. Suriye'ye geldiğimizde eğer ileride ABD'nin öyle bir niyeti var, Libya'da olduğu gibi NATO'yu devreye sokarak Suriye'ye bir harekat, operasyon yapma niyeti de var onu söyleyeyim. Türkiye kesinlikle buna evet dememeli. Türkiye NATO'nun Suriye'ye müdahalesine şiddetle karşı çıkmalıdır. Ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmalıdır. Ve şunu söylüyorum, Rusya ile ve İran'la işbirliğine bu konuda devam etmelidir. Neden? Çünkü Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunan bu ülkeler var. Hatta biraz daha ileri gidebiliriz. Suriye rejimiyle de dolaylı veya doğrudan işbirliğine girişmelidir. Peki, komutanım 5 dakikamız kaldı. Evet. O 5 dakikayı da ben
birazcık Kıbrıs'ı ayırmak tabii. istiyorum. Çünkü malum bize Doğru. de işte bugün 24 Nisan 2004 referandumunun 14. yılını geride Doğru. bırakıyoruz. Referandum iki taraftan da evet çıkmış olsaydı bugün çok farklı bir tablo oluşmuş olacaktı. Ama şöyle bir durum var. Zaman zaman içeride bu siyasi tartışmaların yaşandığını evet. bu geride kalan 14 yılda hep gördük. İşte Türk askeri çekilsin, bir miktar gitsin. İşte yok zaten Adana'dan kalkan uçak 3 dakika sonra buraya gelir. İlle burada olmasının gereği yoktur gibisinden çok uzun zamandır bir tartışma ortamın içindeyiz. Biz de zaman zaman konuklarla Doğru. bunu tartışıyoruz. Milli güvenlikte uzman bu konuda hem askeri bir kimliğiniz Doğru. var. Askerlik bittikten sonra da üniversitelerde öğretim görevlisi ve yine Milli Güvenlik dalında araştırma Doğru. merkezlerinde de büyük araştırma ekipleriyle Doğru. birlikte çalışan uzman kişi noktasıyla birleştirip sormak istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk askerinin bulunma nedeni, bulunma gerekçeleri ne kadar daha devam etmeli? Hakikaten de asker gittiğinde işte dendiği gibi 3 dakikada 4 dakikada buraya evet. Gelip müdahale etme şansı olabilir mi? Çünkü çok tartışılıyor bu işte olası haritalar, olası planlarda işte Doğru. asker gitsin, askerleştirilsin. Doğru. Bunlar hep tartışılıyor. İşte deminden beri Suriye'yi anlatıyoruz. Ben Doğru. Suriye'ye 4 kere gittim. Gayet güzeldi. Evet. Alışveriş de yaptık. Her türlü yeme içme de vardı. Canlılık vardı. Maalesef şimdi. Hiç kimse de inanmazdı yani. Bugün orada yaşananlara. Evet. Ben gittim. Fotoğraflarım ama, var. Ama 5 yılda ne hale geldi? 5 yılda ne hale geldi? Evet, maalesef. Dünya şu anda orada gövde gösterisi yapıyor. Kıbrıs için uyarılarınızı alayım. Komutan. Kıbrıs şöyle. Şimdi 1974 Kıbrıs Barış Harekatı biliyorsunuz. Türkiye o zaman hangi şartlarda yaptı bunu bir hatırlayalım. Bir, Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptı. İki, NATO'ya rağmen yaptı. Üç, ambargoya rağmen yaptı. Dört, Türkiye ekonomik yönden güçlü değilken ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin donatımı yetersizken Kıbrıs Barış Harekatı o zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten koalisyon hükümeti tarafından yapıldı. Ve bu Kıbrıs Barış Harekatı burada Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ye yanaşan soydaşlarımıza kendi topraklarında, kendi coğrafyalarında huzurlu, barış içerisinde, emniyetli, güvenli bir şekilde yaşamalarını sağladı. O zaman şöyle diyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yani Cumhuriyet döneminin dış politikasının bir yansımasıdır. Rahmetli Ecevit, rahmetli Erbakan, koalisyon hükümeti, biri milli görüş, biri sol ama yapmıştır. Neye rağmen? Amerika'ya, ambargoya rağmen yapmıştır. Yetersizliğe rağmen yapmıştır. Cumhuriyetin kazanımıdır. Yani yurtta barış, dünyadaki barış politikasının aslında devamıdır. Ve yurtta barış, dünyada barış politikası da aktif bir politikadır. Bunu nerede görüyoruz? Hatay'ın tek kurşun atılmadan Türkiye'ye katılması gibi. Kıbrıs Barış Harekatı böyle kutsal, böyle dünyanın en haklı harekatından biridir. Buradaki soydaşlarımızın o günkü durumunu, uğradıkları mezalimi bir düşünün yani oradaki tarihi okuyun. Ve o zaman şehit sayımız 498, kahraman şehitlerimize ve kahraman gazilerimize de ben Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi şöyle bir soru var. Hani Türkiye burada niye kalsın? Gitsin 3-4 dakikada F-16 uçağı uçar gelir, gerekli tedbiri alır. O zaman soru şu. Peki ABD ne? Dünyanın bütün yerinde, coğrafyasında üsleri var. İngiltere niye Güney Kıbrıs Rumeti'nde 2 tane üssü var? Niye İngiltere başka yerde değil de burada? Havada ikmal yapan uçaklar ya var. Ya niye? Burada mesela buradan kalktı Suriye'ye harekat yaptı uçakları. Operasyon yaptı geldi. Efendim niye başka yerde konu? Neden? Çünkü burası bir atlama tahtası. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sadece kara parçası olarak kendini düşünürsek yanlış olur. Coğrafya ülkelerin geleceğini belirler. Jeopolitik ülke coğrafyasını dünya politikasında kullanma sanatıdır. O zaman biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Kuzey Kıbrıslılar olarak, yöneticiler olarak, Kuzey Kıbrıs halkı olarak
bu coğrafyayı dünya politikasında kullanmazsan, yani jeopolitiği iyi kullanırsak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti coğrafi yönden bir devdir. Bulunduğu yer açısından, stratejik açısından, stratejik konum açısından dev bir coğrafyadır Kuzey Kıbrıs. Ama bu dev coğrafyayı jeopolitik iyi kullanırsak dünya coğrafyasında, dünya politikasında, bu dev coğrafyayı bize devleştiririz, taşlandırırız. Biraz önce söyledik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin civarında, etrafında ve İsrail'e kadar olan bölgede, Doğu Akdeniz'de doğal zenginlik Rusya'nın sahip olduğu doğal gazların yarısı kadar. Şimdi bu böyle bir olay, böyle bir durum dururken bunun stratejiğini, bunun jeopolitiğini düşünmeden edebilir. Onun için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin büyük bir emniyet şemsiyesine ihtiyacı var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugünlere bakarak değil, stratejik öngörüde bulunarak 10 yıl, 20 yıl sonra bu doğal gazlar, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge, oradan çıkan yeraltı zenginliğini nasıl değerlendirecek, onu düşünmek zorundayız biz hepimiz. Onun için ben bu tartışmaları Türkiye NATO'dan çıksın tartışmalarıyla eşdeğer görüyorum. Şimdi bazıları da diyorlar ki efendim biz NATO'da ne işi var Türkiye NATO'dan çıksın. Ben tam bağımsızlık, tam bağımsızlığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün tam bağımsızlık politikasını savunan biriyim, bir yurttaşım. Fakat şu anda siz NATO'dan çıkarsa Türkiye, düşünün bir anda Türkiye NATO'dan çıktığını farz ve kabul, veto yetkisi yok. Güney Kıbrıs'ın yönetimi NATO'ya üye olmak için müracaat ettiğinde Türkiye'nin veto hakkı yok. Ne olacak o zaman? Üye olmuş. Üye olacak. Peki bu Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yararına mıdır? Hayır. Değildir. Onun için böyle tartışmaları, aklı selim evet, tartışmaları, böyle yapmadım. Tartışmaları panelde, akademik ortamlarda uzun süreli böyle kısa, böyle duygusal kompleksleri arındırarak kendi ulusal çıkarlarımızı düşünerek yapmamız lazım. Ve şu ana kadar yapılan araştırmalarda şu çıkıyor. Bir devletin güçlü olabilmesi için yapılan araştırmalarda 5000 yıllık ya 4 şeye ihtiyaç var. Bir, tarih bilen devlet adamlarına ihtiyacımız var. İlla devlet adamı mı tarih? Hayır, onlar seçilmiştir. Seçilmiştir. O zaman danışmanları iyi tarih bilecek. İki, güçlü bir ekonomisi olacak. Kuvvetli bir ordusu olacak caydırıcı açısından. Dört, ulusal çıkarları gözeten ama istikrarlı bir dış politikaya ihtiyaç var. Onun için bu coğrafyada, coğrafyanın değişmez hükmü şudur bakın. Sizin eğer güçlü bir ordunuz varsa, yumuşak gücünüz güçlüdür. Yumuşak güç nedir? Yani soft power dediğimiz caydırıcılıktır demek. Yani savaşmadan savaşı kazanmaktır demek. Kıbrıs Barış Harekatı eğer ordunuz zamanında harekat yapmasaydı çok daha kötü şeyler olabilirdi. Eğer Türkiye'nin güçlü bir ordusu olmasa çok daha kötü şeyler olur gibi. Onun için güçlü bir orduya bu coğrafya, yani Doğu Akdeniz, Orta Doğu, şöyle hüküm şu, tarihin hükmü. Ordu çökerse devlet yıkılır, ne yurt kalır ne vatan. Onun için ben şeye karşı, ben tam bağımsızlığa karşıyım. Ne NATO ne Rusya, doğrudur ama biraz tabii jeopolitik, stratejik düşünmek lazım. Onları sağduyulu düşünmek. Onları da görmek o zaman lazım. Kendi kendimize yeterli, kendi kendimize hava savunma sistemine sahip, kendi kendimize yeterli bir silahlı kuvvetler sistemine ihtiyaç duymak zorunda. Ne NATO'ya ihtiyacımız olacak, ne Rusya'nın S-400 füzelerine ihtiyacımız. Onun için bu üsler gitsin, Türkiye silahlı kuvvetleri buradan gitsin diyenlere o zaman İngiltere'nin üsleri niye burada duruyor demek onlar lazım. Niye gitmiyor diye sormak niye lazım. Niye Doğu Akdeniz'de 11 bin kilometreden gelen ABD'nin 6. filosu burada? Niye Rusya burada? Niye İtalya burada? Niye Fransa burada? Suriye'de Fransa'nın, İngiltere'nin ne işi var diye tabii sormak lazım. Bunu sorarken şunu kesinlikle kastetmiyorum. Keşke dünyada böyle savaş ortamı, savaş çarkı olmasaydı, savaş makinesi olmasaydı, keşke ABD ve Rusya'nın böyle güç mücadelesi, enerji kaynakları mücadelesi olmasaydı da her ülke, her coğrafya kendi içinde en az silahlı kuvvetlerle hiç savaş yapmadan barış ve huzur ortamında yaşasaydı. Ama bu mümkün değil. Neden mümkün değil? 5000 yıllık yazılı tarihte İnsanoğlu sadece 236 yılı barış içinde geçirmiş. Tekrar söylüyorum. 5000 yıllık yazılı tarihte insanoğlu siyasi tarih, harp tarihi sadece 236 yılını barış içinde geçirmiş. O zaman 5000 yılın sadece 236 yılı barış içinde geçiyorsa, siz eğer ordusuz olursanız bu coğrafyada sizi böyle ağzını açmış özel şirketler, özel askeri şirketler ve küresel güçler
hemen gelir sizi yutmaya çalışırlar. Peki. Yarın saat 11'de Doğu Akdeniz'de Güvenlik, Enerji, Stratejileri ve Küresel Güç İlişkileri Konferansı var. Kıbrıs İlim Üniversitesi düzenliyor. Yarın saat 11'de Golden Tulip Otel'de emekli Tuğgeneral Kıbrıs İlim Üniversitesi misafir öğretim üyesi Doktor Naim Babiroğlu Paşa'mız da konuşmacı. Daha fazlasını, daha detaylısını yarın orada olursanız dinleyebilirsiniz, katılabilirsiniz. Biz Paşa'mıza Kıbrıs'a tekrardan geldiği için çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz, iyi ki bizim konuğumuz oldunuz diyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de daha sık bir araya geliriz. Bu konuları konuşamadığımız noktaları da konuşma fırsatını buluruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunmaktan dolayı büyük bir onur ve şeref duyuyorum. Ayrıca konuk ettiğiniz için şükranlarımı sunuyorum. O zevk bize ait paşam. Sağ olun. Efendim günü böyle noktalıyoruz. Yarın 17.30 buluşma saatimiz. Az sonra Serkan Tetik günün sıcak gelişmelerini anlatmak için burada haber merkezinin hazırladığı haberlerle birlikte olacak. Biz yarın 17.30'da yeniden birlikteyiz. İyi akşamlar. Halkın nabzını tutmaya devam.